Merhaba arkadaşlar. Bu videoda C dilinde özel durum yönetimi nasıl yapılabilir bu konudan bahsedeceğim. Bir programda 3 ana hatadan söz etmek mümkündür. Bunlar yazım hataları, mantıksal hatalar ve programın çalışma anında alınan hatalardır. Yazım hataları zaten derleyici tarafından yakalandığı için bunlarda endişe edilecek bir durum yoktur. Mantıksal hataların birçoğunu programlama diline bağlı olmakla birlikte yine derleyici yakalayabilmektedir. Bu durumda asıl tehlikeli olan çalışma ana hatalarıdır. Derlenme sürecinden ve programcının gözünden kaçan bir hata ilerleyen süreçte büyük sıkıntılara ve güvenlik zafiyetlerine yol açabilir. Yazılım testinin odak noktasının tamamının çalışma ana hatalarını minimize etmeye ayırmasının nedeni budur. Karşılaşılabilecek çalışma ana hatasını önceden tespit edip işleyiş durdurulmalıdır. Özel durum yönetiminde raporlama ve kurtarma iki önemli aşamadır. Fakat tek başına bir raporlama yeterli değildir. Örneğin listede istenen bir elemanın indeksini döndüren bir durumda eğer eleman yoksa eleman yok şeklinde bir mesajı ekrana yazıp indeks olarak eksi bir döndürmek sadece raporlamanın yerine getirilmesidir. Oysa ki index of metodunu kullanan tarafta bu raporlama dikkate alınmayıp dönen eksi bir değeri kullanılmaya çalışılmış olabilir. Bu durumda liste yapısının çalışma durumu devre dışı kalacaktır. Burada yapılması gereken olmayan bir eleman index of metoduna gönderildiğinde işleyişi sonlandıracak hata fırlatma olayı yapılmalıdır. İşte bu hata fırlatma durumunda index of metodunu çağıran tarafta eğer try catch mekanizması oluşturulmamış ise program sonlanacaktır. Liste yapısı üstüne düşeni yapmış ve özel durumu tespit edip hatayı fırlatmıştır. Index of metodunu kullanan tarafta üstüne düşeni yapıp bu özel durumu yakalayacak try catch mekanizmasını kurmalı ve catch içerisinde bu oluşan özel duruma karşılık atılacak adımlar yazılmalıdır. C dilinde ise özel durum yönetimi yani bir try catch mekanizması bulunmamaktadır. Fakat bu özel durumların yönetilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Setjmp kütüphanesi kullanılarak özel bir durum ile karşılaşma olasılığında CPU'nun konumunu kaydederek olası özel durum gerçekleşirse kaydedilen konuma zıplamayı sağlayabilirsiniz. Burada konumu kaydeden fonksiyon Setjmp fonksiyonudur. Setjmp fonksiyonu ilk çağrıldığında sıfır değerini döndürür. Eğer özel durum oluşmak üzere ise programcı long jmp ile jmp buffer tipindeki bir değişkenin değerini değiştirir. Bu set jmp ile kaydettiğimiz konuma geri dönme anlamına gelmektedir. Ve artık set jmp sıfır değerini döndürmeyecektir. Dolayısıyla bir catch bloğu gibi davranacak else kısmına girecektir. Evet isterseniz C dilindeki olayı anlayabilmek adına bir Örnek yapalım burada. Mesela buraya bir yazdır fonksiyonu ıı, yazıyorum ve bu yazdır fonksiyonu parametre olarak aldığı diziyi ekrana yazdırıyor. Tabi diziyi yanında bir de dizinin uzunluğunu alması gerekecek. Ve basit anlamda burada bir for döngüsü kullanarak bu şekilde sayılar dizisi içerisindeki elemanların e, aralarında birer boşlukla ekrana yazılmasını sağlayabilirim. Main metodu içerisinde de bir tane sayılar dizisi tanımlıyorum. Evet bu şekilde elemanları vermiş oldum. Daha sonra kullanıcıdan bir uzunluk değeri girmesini istiyorum. Ve yazdır fonksiyonuna bu dizi ile uzunluk değerini gönderiyorum. Normalde burada herhangi bir problem olmadığı görünüyor ve bunun örneğin e, derlediğim zaman burada işte e, çalıştıralım. Nedir? Bunun normal değeri 6, 6 uzunluğunda bir dizi ve herhangi bir sıkıntı yok. Ama buradaki sıkıntı nedir? Pro e, Burada uzunluk değeri dışarıdan alınmaktadır ve bunun bir kesinlikle doğru bir değer girileceği anlamında bir garantisi yoktur. Ve kişi bunu çalıştırdığı zaman uzunluğu mesela eksi 6 girdiği zaman ne olacaktır? Program kararsız çalışacaktır ve herhangi bir çıktı vermeyecektir. Eksi 6 gibi bir de geçersiz değer olacağı için. İşte biz burada bu özel durumu, istenmeyen durumu önceden tespit edip işleyişi kesecek ve raporlamayı da kullanıcıya verecek bir mekanizma yapmamız gerekiyor. Ve işte bu set jmp kütüphanesini ekliyorum ve bir tane jmp buffer türünden bir jumper oraya zıplayabilecek anlamında yani bir jumper aslında değeri tanımlayacağız. Ve normalde burada istenmeyen durumun tespit edeceğiniz yazdır fonksiyonudur. Çünkü uzunluk dışarıdan geliyor. Eğer uzunluk Sıfırdan küçük eşitse bu durumda özel durum oluştu demektir ve ben burada e, jumper'ın değerini değiştiriyorum. Mesela işte eksi 3 gibi bir değer verdim. Burada herhangi bir değer verilebilir. Yani buradaki mantık jumper'ın değerinin değiştirilmiş olmasıdır. Ve bu kısımda da bir try-catch mekanizmasına benzer bir yapıyı oluşturabilmek adına benim burada... E, If kısmı try kısmı oluyor aslında. Bu da setJMP ve jumper'ın setJMP fonksiyonu demin de bahsettiğim üzere aslında ilk etapta zaten sıfır değerini döndürüyor. Dolayısıyla bu e, burada peki setJMP kullanımız mantığı nedir? 16. satırda ben aslında e, CPU'nun o noktadaki konumunu kaydediyorum ve olası bir... E, long jmp ile jumper'ın değeri değiştirilmesinde tekrar bu noktaya zıplamış oluyorum ve şimdi mesela burada işte bu try bloğu gibi düşünebilirsiniz bu if bloğunu try bloğu ol, olur da bir sıkıntı olursa else kısmına girecektir bu else de catch bloğu olarak görev yapmaktadır ve ben burada işte e, ne diyebilirim uzunluk değeri hatalı diye bir mesaj verebilirim onun için burada ilk etapta setjmp sıfır döndürecektir. Dolayısıyla içeriye girecektir. Yazdırda uzunluk kullanıcı eğer yanlış bir değer girdiyse burada e, bunu tespit ediyorum ve jumper'ın değerini değiştirdiğim an bu noktadan tekrar bunu kaydetmiş olduğum bu noktaya geliyor ve artık setjmp 0 sıfır döndürmeyecektir. Sıfır döndürmediği için else bloğuna giriyor ve uzunluk değeri hatalı diye bir mesaj veriyor. Sonuç olarak aslında kararsız çalışma ihtimali ya da programın sonlanma olan Sonlanma e, olabilecek bir durumu önceden e, sezip bunu engellemiş oluyorum. Evet burada işte eksi 5 girdiği zaman uzunluk değeri hatalı diye kullanıcıya uyaracaktır. Şimdi e, bunu bir de biraz daha gelişmiş e, yani biraz daha gelişmişten kastım. E, aslında biraz daha mesela Java dilinde birazdan örnek göstereceğim o örneğe biraz daha yaklaşma için nasıl yapabiliriz? Yani burada işte cMPleri falan bir ifadenin arkasına gizleyebilir miyiz? Aslında C dilinde define e, ön işlemcisi var. Bu mesela try diye bir kelime arka planla bir şey gizleyebiliriz. Burada try'ın görevi e, ne aslında? Try e, yani e, Java'daki try Buradaki set cMP kısmı oluyor değil mi? Onun için ben burada şöyle bir şey yazıyorum aslında. Try'in arka planına şöyle bir ifadeyi gizliyorum. If işte set jmp şeklinde ve buraya jumper demiştik. Eşit değildir, eşittir. Sıfır gibi de yazabiliriz. Bu Sıfır çünkü false olarak algılanıyor C dilinde. Onun için bu şekilde de yapabiliriz. Evet bu try. Try'in arkasına sakladığım ifade bu aslında. Daha sonra catch'in arkasına saklayacağım bir ifade var. Catch teriminin. Yoksa try ve catch C dilinde ee, tanınan ifadeler değil. Burada da aslında catch bizim için neresi de else bloğuydu. Dolayısıyla bu şekilde else'i tanımlamış oluyorum ve e, tabii ki bu try'in tamamlanmasını ifade etmek adına try end gibi bir ifade vereceğim buraya try end gibi bir ifade bu da gerekiyor e, ve burada da işte while sıfır yani sonsuz bir döngü gibi e, burada jumper yani register'lar falan doğru çalışabilmesi adına böyle bir şey yapmam gerekiyor evet son olarak da throw'u Trovu benzetebilmek adına. Çünkü Java'da throw'da ne yapıyoruz? Hata fırlatıyoruz. Burada hata fırlatma görevi gibi duran yer neresidir? Jumper değerinin değiştirildiği yerdir. Long jmp'dir yani. Long jmp fonksiyonunu aslında throw'un arkasında gizlemiş oluyorum. Yine burada jumper değerine ne vermiştik? Eksi 3 vermiştik. Bu şekilde bunu e, şey yapıyorum. Şimdi nereleri değiştireceğiz aslında? Artık burada... Hatanın fırlatılmasını temsil eden throw noktalı virgül koyuyorum. Ve ee, bu kısma geldiğimiz zamansa artık if değil de bunun ismi ne olacaktır? Try olacaktır. Try bloğu gibi. Ve e, burada da else değil de buranın ismi catch olacaktır. Catch bloğu. Tabi bizim şeyden farklı olarak Java'dan farklı olarak bunu burada e, sonlandıracağımız bir blok olması lazım. T try and ifadesi olması gerekiyor ve gördüğünüz üzere hani sanki bir try catch mekanizmasının içerisinde yazmışım gibi daha aslında okunduğu zaman niyetini açıklayan bir kod haline dönüştü demekten hiçbir farkı yok sadece bu ifadeleri bir kelimenin arkasına gizlemiş oldum evet bu şekilde yazdıktan sonra tekrar derleyelim. Ve programı çalıştırdığımda uzunluğu işte eksi 5 girdiğimde uzunluk değeri hatalı. Yani aynı sonucu yine alıyorum. Sadece yaptığım şey biraz daha Java'daki o hata fırlatma mekanizmasına benzetmek. Hata fırlatma yakalama mekanizmasına benzetmek aslında. Şimdi bir de burada birazcık daha gelişmiş olan bir örnek göstermek istiyorum aslında. Onun için önce Java kısmına bir bakalım. Normalde burada kendi hata sınıflarımızı yazabiliyoruz. Yani bir Mesela yetersiz bakiye hata sınıfı yazılmış. Bir hata sınıfından kalıtım alması lazım yoksa kendisi bir hata sınıfı olamaz ve bu şekilde işte içerisindeki mesaj verilmezse kendisi bir mesaj yukarıya gönderiyor. Aynı mantıkta hatalı miktar da var. Bu da farklı bir hata sınıfına kalıtım almış. Yine benzer şekilde hatalı miktar mesajını dışarıdan mesaj gelmezse gönderiyor. Bizim aslında burada ne yapacağız? Bir hesap sınıfı yazmışız ve hesap sınıfı içerisinde bakiye var ve bu bakiyenin Para çek dediğimiz zaman bakiyeden miktar azalıyor. Para yatır dediğimiz zaman bakiye miktar artıyor. Ama buradaki özel durum nedir? Miktarın dışarıdan geldiği için olur da bakiyeden fazla olursa böyle bir şey gerçekleşemeyeceğinden ne olmuş? Bakın hata fırlatılmış. Aynı şekilde para yatırma işleminde de miktar sıfır veya sıfırda küçük bir değer gelemez. Bu bir özel durumdur. Bu özel durum burada ee, önceden tespit edilerek ne yapılıyor ee, hata fırlatılıp işleyiş kesiliyor ve test kısmına geldiğim zamansa test kısmında bir hesap açılmış daha sonra da hani bunları test etmek için olmayan paradan yani hesapta olmayan bir miktar çekilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla buraya girecek yetersiz bakiye ve ekrana yetersiz bakiye mesajını gönderecektir. Tekrar bir başka diğer hatayı test etmek için de e, yanlış bir hatalı bir miktar giriliyor. Eksi 50 gibi ve yine burada da bu hatanın yakalanması bekleniyor. Ve çalıştırdığımız zaman zaten yetersiz bakiye ve hatalı miktar olarak iki hatanın da burada yazdığını görebiliyoruz. İşte ben de burada e, bunu gösterebilmek adına e, şöyle bir örnek yazdım. Yani tamamıyla bu aslında Java'nın Java'daki örneğin karşılığı. Dolayısıyla Java'da bütün sınıflar yukarıdaki throwable ve onun altındaki aslında exception sınıfından kalıtım aldıkları için burada da ona benzetim yapabilmek adına bir exception yapısı yazılmış burada sınıf benzetimi olabilmesi adına. Burada tabii hatayla ilgili olan o demin gördüğümüz ifadelerin burada olması ve yine bir jumper tanımlanmış. Daha sonra burada Yetersiz bakiye var tabii ki exception'dan kalıtım alıyormuş gibi tabii kalıtımın benzetimi de yapılmış ve burada get mesajlar falan aslında buradaki get mesajı aynı adresi gösteriyor dolayısıyla bu fonksiyonu çağırıyorlar yani iki farklı hata sınıfı yazılmış gibi hatalı miktarda da aynı yapıyı görüyoruz bizim burada hesap vardı Java'da bulunan hesapta yine bir bakiye var ve yetersiz bakiye ile hatalı miktar burada istisnai durum görevi gördükleri için burada tanımlanmışlar ve işte yine aynı şekilde para çek para yatır ve get bakiye fonksiyonlarını burada görebiliyorum. Ee, gelelim bunların kaynak kod kısımlarına hesap C'ye bir bakalım. Hesap C kısmında ilk hesap açıldığı zaman işte bakiye 0 oluyor ve e, burada dikkat ederseniz <laughs> e, işte yetersiz baki ve hatalı miktar bunlar önceden oluşturulmuş tabii ki. Ama özel bir durum olursa bunlar e, bunların mesajları yazdırılıyor. Şimdi para çekte ne yapmışız işte miktar büyükse throw ifadesi o demin gösterdiğim yani bu nasıl yazılıyor buraya orada aslında tanımlayarak tabii burada tanımladık trovun arkasında ne yatıyor. Yani jumper değerini değiştiriyoruz. Yine aynı şekilde miktar küçükse jumper değeri değiştirilmiş. Ve hesap sınıfı aynı Java'dakine benzer olarak hesap yapısı burada yazılmıştır. Şimdi burada bir de teste bakalım. Testte de iki farklı hatayı yakalıyorduk Java'da. Burada da aynı şekilde bir hesap oluşturuyoruz ve Hesapta olmayan bir parayı çekmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu try dediğimiz aslında işte setjmp kısmı ne olacaktır? Else kısmına gelecektir ve burada yetersiz bakiye mesajını ekrana yazdıracaktır. Aynı şekilde diğer bir hata hatalan, e, hatalı miktarı yatırma işleminde de e, diğer hatalı miktar e, mesajını ekrana yazacağız. Dolayısıyla yine burada da aslında bir setjmp fonksiyonuyla bir e, Konum kaydetme olayı var. Yani birden çok konum e, devam edildiğinde kaydedilebilir. Evet bunları derleyecek olursak bu yapıyı gördüğünüz gibi aynı Java'daki ekran çıktısını almış oluruz. Yeterli bakiye ve hatalı miktar. Tabii ki bu e, yapı yani SetJMP kütüphanesi tabii ki e, Java'daki bu hata fırlatma ve yakalama mekanizmasının vermiş olduğu gücü veremez ama... E, istisnai durumlarla, özel durumlarla e, mücadele ve oradaki e, en azından e, sıkıntılı olabilecek durumların önlenmesi anlamında e, faydalı olacaktır. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.